Herkese merhaba. Apple'ın genellikle göz önünde olan telefonları 4.7 inç ve 5.5 inç ekranlı iPhone'lar, ancak 4 inç ekranlı iPhone'da hala yüksek bir kullanıcı talebiyle karşılaşıyor. Öyle ki Apple 2015 yılında dünya çapında 30 milyon adet 4 inç ekranlı telefon sattığını açıkladı. Bu telefonları iPhone 5S, iPhone 5C gibi hala piyasada olan, tabii bu videoyu çektiğim zaman artık piyasadan kalkmıştı, ancak uzunca bir süre boyunca piyasada olan 4 inç ekranlı iPhone'lara borçlu. 4 inç ekranlı telefonlar yüksek talep görüyor, ancak yıl 2016 teknik özellikler bakımından 2013 yılında çıkarılmış olan telefonlar pek fazla kullanıcı ihtiyaçlarına cevap vermiyor. İşte bu gerçekten yola çıkan Apple'da karşımıza iPhone SE'yi çıkardı. iPhone SE tasarım anlamında iPhone 5 ve iPhone 5S'in çizgisini devam ettiren bir akıllı telefon. Teknik özellikleri ise genellikle iPhone 6S ile ortak. Telefonun tasarımını iPhone 5S'in tasarımıyla karşılaştırdığımızda hemen hemen hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. Her iki telefonun da altın renk seçenekli versiyonu elimizde ve baktığınızda bu iki telefonu birbirinden ayırmanız hemen hemen imkansız. Sadece detaylara baktığınızda bu iki telefonun birbirinden farklı olduğu anlaşılabiliyor. Farklılıkların başında iPhone 5S'in kenarlarında yer alan yivlenmiş hatların iPhone SE'nin kenarlarında bulunmadığını, kenarlarda kullanılan yüzeyin aynı şekilde kenarların ön ve arka yüzeylerle buluştuğu hatlarda da kullanıldığını görürüz. Bu durum iPhone SE'nin iPhone 5S'e göre biraz daha inceymiş gibi algılanmasına neden oluyor. Bunun dışında bir başka fark ise Apple logoları. iPhone 5S'in logosu biraz daha mat bir yüzeye sahip, aynı zamanda yüzey sanki normal metal yüzeyle bütünleşik bir yapı sergiliyor. Ancak iPhone SE'de ise paslanmaz çelikten yapılmış ve doğrudan gövdeye yerleştirilmiş bir Apple logosu kullanılmış. Ayrıca iPhone yazısının altında da SE işareti iPhone SE'de dikkat çekiyor. Belirttiğimiz bu farklılıklar dışında telefonların girişleri, çıkışları, her türlü unsuru ortak. Her ikisinde de 4 inç ekran yer alıyor. iPhone SE'de yer alan 4 inç ekran da 1136x640 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 4 inç ekranlı telefonlara alışmış olan kullanıcılar için yeterli bir görsel alanı, görüntü alanını sunmaya devam ediyor. Tabii ki bu ekranın, bu küçük ekranın en önemli avantajı tek elle rahat bir kullanıma olanak sağlaması. Gördüğünüz gibi sadece baş parmağınızı kullanarak ekranın her noktasına erişebilir. Telefonu elinizde hareket ettirme ihtiyacı hissetmeden ekranın bütün noktalarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda telefonun ince uzun yapısı sayesinde de tek elde rahatlıkla kavramanız mümkün. Bu telefonu cepte de rahatlıkla taşımanız mümkün oluyor. iPhone SE'nin ekranın altında da Touch ID parmak izi okuyuculu ana ekran butonu yer alıyor. iPhone 5S'te ve iPad'lerde görmüş olduğumuz birinci nesil Touch ID parmak izi okuyucusunu iPhone SE'de de görüyoruz. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ta ikinci nesil Touch ID sensörü vardı ve biraz daha hızlı şekilde çalışıyordu. Tepkiselliği biraz daha yüksek seviyede. Ancak SE'de kullanılan Touch ID sensörünün de fena olmadığını, yeteri kadar hızlı olduğunu söyleyebiliriz. SE'nin selefleri 5S ve 5 ile hemen hemen aynı görüntüye sahip olduğunu söyledik. Bir de renk farklılığı var. iPhone SE'nin roze altın renk seçeneği de mevcut. İlk olarak iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'la birlikte duyurulan gelen bu renk seçeneğini iPhone SE'de de görüyoruz ve böylelikle roze altın sayesinde iPhone SE'nin gerçekten bir iPhone SE olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. iPhone SE dış görünüş bakımından selefleriyle aynı gibi görünüyor, ancak içeriye baktığımızda oldukça büyük farklılıklar var. Apple en güncel amiral gemisi telefonlarının teknik özelliklerini iPhone SE'ye enjekte etmiş. Apple A9 işlemci ve yardımcı M9 hareket işlemcisi iPhone SE'yi güçlendiriyor. Bunun yanı sıra Apple her ne kadar resmi olarak açıklamasa da telefonda 2 GB RAM bulunduğu belirtiliyor. Telefonun 16 GB ve 64 GB'lık dahili hafıza seçenekleri mevcut. Fotoğraflarınıza ve videolarınıza yeterli alan açmak için size 64 GB'lık kapasiteye sahip versiyonu tavsiye ederiz. iPhone SE'nin sahip olduğu bu donanım paketi telefonun oldukça yüksek bir performans sergilemesine olanak sağlıyor. Uygulamalar ve oyunlar hızlı şekilde açılıyor. Kullanıcı arayüzü içerisinde gezinti gayet seri şekilde yapılıyor. Bunun yanı sıra telefonun benchmark testlerinde de oldukça iyi puanlar sergilediğini görüyoruz. iPhone 6S ve iPhone 6S Plus'ın benchmark sonuçlarıyla hemen hemen aynı benchmark sonuçlarında bu küçük telefon almayı başarıyor. Pil tarafında iPhone SE'nin 5S'e göre ufak bir kapasite artışına sahip olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra telefonun sadece 4 inç ekranına sahip olması ve iOS 9'un pil tüketimi konusundaki iyileştirmeleri de
iPhone SE'nin pil performansına avantaj olarak yansıyor. iPhone SE'nin pili tam doluyken 1,5 gün boyunca çalışma imkanı yakalayabiliyor. Bu da gerçekten bir iPhone için, bu boyuttaki bir iPhone için oldukça etkileyici görünüyor. Bunun dışında telefonda 4.5G desteği mevcut. Kategori 4 LTE tipi var. Bu da demek oluyor ki saniyede 150 megabite varan indirme ve 50 megabite varan yükleme hızlarını bu telefon teorik olarak destekliyor. Türkiye'de şu anda sunulmakta olan mevcut 4.5G şebekelerinden yüksek hızları bu telefonla rahatlıkla deneyimlemeniz mümkün olacaktır. İşletim sistemine baktığımızda iPhone SE'de iOS 9 geliyor. Daha doğrusu iOS 9.3'ün bu telefonda yüklü geldiğini söyleyebiliriz. Apple'ın çeşitli uygulamaları yüklü olarak geliyor. Daha önce iPhone 5 ve iPhone 5S için uyumlu hale getirilmiş birçok uygulama var ve bu uygulamaları da iPhone SE'de herhangi bir görsel kayıp, kalite kaybı yaşamadan rahatlıkla kullanmanız mümkün olacaktır. Apple'ın iPhone SE'yi iPhone 6S ve 6S Plus'ın özelliklerinden mahrum bırakmadığı bir başka alanda kamera. Telefonun arkasında 12 megapiksellik bir kamera var. EyeSight kameranın teknik özellikleri iPhone 6S'teki ve 6S Plus'taki kamerayla hemen hemen aynı. Yalnız 6S Plus'taki optik görüntü sabitleme özelliği SE'nin kamerasında bulunmuyor. Bunun yanı sıra 4K video kayıt desteği de mevcut iPhone SE'nin kamerasında. Bu da ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleri bu küçük alette rahatlıkla çekebileceğiniz anlamına geliyor. iPhone SE'ye eklenen bir başka özellik de Live Photo. Live Photo sayesinde çekmiş olduğunuz bir fotoğrafın aynı zamanda sesli ve görüntülü olarak kısa süreli kaydı da yapılıyor. Parmağınızı ekranda basılı tutarak çekmiş olduğunuz Live Photo'yu izlemeniz mümkün oluyor. Her ne kadar Apple arka kamerada 12 megapiksel sensörü yer vermiş olsa da ön kamerada 1.2 megapiksel FaceTime kamera yer almaya devam ediyor. Bu noktada iPhone 6S'ten geride kaldığını görüyoruz bu telefonun. Yine de Apple Retina Flash olarak adlandırılan özelliği bu telefona da eklemiş. Böylelikle siz çekim tuşuna bastığınız anda ekran aydınlanıyor ve böylelikle selfie fotoğraflarınız daha parlak çıkmış oluyor. 4 inç ekran kullanmayı sevenler, aynı zamanda iPhone deneyimini çok daha uygun fiyatlarda yaşamak isteyenler için Apple'ın bu 4 inç ekranlı telefonu oldukça ideal görünüyor. iPhone SE ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Bu telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve videoları teknoblog.com'da yer alan detaylı incelemede bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.